Kültür Yolu Festivali biliyorsunuz Nisan ayında başladı. Bu sene 16 şehirle Kültür Yolu Festivali'ni sürdürüyoruz. 13. durakta İstanbul'dayız ve çok yoğun bir katılımla İstanbul Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Biliyorsunuz Kültür Yolu Festivali'nin birçok amacı var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de festivalin gerçekleştiği şehirlerin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada markalaşması. Ve bu bağlamda uluslararası markalaşma adına Kültür Yolu Festivalleri ile ilgili birkaç önemli çalışma yapıldı geçen sene. Bunlardan bir tanesi festivalin Avrupa Festivaller Birliği'ne dahil edilmesiydi. Ve bu kabul gördü. Avrupa Festivaller Birliği'ne dahil edildi. Bu sene de özellikle yurt dışında uluslararası sanat camiasında kabul görmüş çok popülaritesi yüksek sanat kurumlarının ve sanatçıların eserlerini, sergilerini de Kültür Yolu Festivali süresince şehirlerimizde sergilenmesiydi. Bu bağlamda İstanbul başlangıç noktası olarak seçildi ve dünyaca ünlü sanat kurumları ve sanatçılar da festivalde yer aldı. Bugün ben de fırsat buldukça onları gezebiliyorum. Biraz da sayılar hakkında sizi bilgilendirmek istedik. Özellikle katılımın çok fazla olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Frida Kahlo olsun, Andy Warhol olsun 50 binin üzerinde ilk 6 günde ziyaretçi aldı ki daha ay sonuna kadar devam edecek zaten bu ziyaretçiler. Picasso başladı biliyorsunuz cumartesi günü itibarıyla. Özellikle Picasso da 10 bin sayılarını yakaladı. O da uzun bir süre burada kalacak ve onun da çok ciddi sayılarda ziyaretçi alacağını tahmin edebiliyoruz. Salgado sergisi var, Tophane Amire'de. Da Vinci sergisi var. Hepsi, bütün ziyaretçilerimiz, sergilerimiz yoğun ziyaretçi alıyor. Bu da bizi fazlasıyla memnun ediyor. Aslında Kültür Yolu Festivalleri amacına uygun bir şekilde halkımızı kültür ve sanatla ve uluslararası kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yine bakanlığımızın tüm kurumlarının katıldığı bir festival biliyorsunuz. Devlet Aparabolası olsun, devlet tiyatroları olsun, güzel sanatlar bölümümüze ait kurumlar olsun veya sinema genel müdürlüğümüz olsun. Şehrin her noktasında, birçok noktasında ki geçen seneye kadar belli bir rota dahilinde yapılıyordu. Bu sene şehrin birçok noktasına yayılmış durumda. Daha fazla etkinlikle gerçekleştiriyoruz. Hepsine çok yoğun katılım olması da bizi özellikle memnun ediyor. Bir memnun olduğumuz nokta da aslında sanatseverlerin, ziyaretçilerinin yaşının iyice aşağı doğru gitmesi. Yani aslında küçük sanatçılarımızın da sanata heveslenen yeni vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın da ziyaretçiler arasında olması, onların da ilgiyle birçok noktayı ziyaret etmesi bizi çok memnun ediyor. İnşallah bundan sonra Kültür Yolu Festivalleri daha önce de anons ettiğimiz gibi daha fazla şehre yayılarak devam edecek. 4 tane yeni şehrimizi açıklamıştık. Seneye 20 şehir, sonrasında 25, 30, 35 diye 2028'e kadar daha fazla şehre ve seyirciye ziyaretçi ulaşacağımız bir festival olacak. Bundan sonraki etkinliklerde
İstanbul özelinde söylüyorum. Pazar akşamına kadar devam ediyor. Çok önemli etkinliklerimiz var. Özellikle Atatürk Kültür Merkezi'nde Deutsche Senfoni Orkestra Berlin'in cumartesi günü bir etkinliği var. Bütün devlet opera balemizin etkinlikleri var. Devlet tiyatrolarımızın etkinlikleri var. Bütün sanatseverleri festival boyunca ziyaretçi olarak kültür merkezlerimize bekliyoruz. Bütün herkese katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle uluslararası sergilerimiz Kültür Yolu Festivali ile sınırlı değil. 3 ay boyunca devam edecek. Yani Kültür Yolu Festivali İstanbul sonuçlandıktan sonra da aynı noktalarda 3 ay boyunca uluslararası sergilerimiz devam edecek. Yani rahat rahat vakitleri de var sanatseverlerin. 3 ay boyunca sergilerimizi gezebiliyorlar. Herkese katılımından dolayı teşekkür ediyoruz.